Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere şerit oyası anlatımını yapmak istiyorum. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor. Çok da kolay bir model hanımlar. İnanın bir günde bitirebileceğiniz bir model diyebilirim. E, zaten bu şeritlerin nasıl alındığınızı nereden almanız gerektiğinden birazcık bahsedeceğim. Öncelikle renk kodumu söylemek istiyorum. Renk kodumuz yanımda yazmamın yedeği var. Şöyle ekran resmi almak isteyenler için ekrana tutacağım hanımlar. Gerçekten çok fazla e, yapmış olduğum siparişler renklerden bir tanesi. Çok tutulan bir renk hanımlar. Bu rengi hiç almadıysanız da hiç denemediyseniz mutlaka alın ve deneyin derim. Rengimiz Reyyan marka 56A yeşil diye geçiyor. İp numaramda yabalı marka 357 numara hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın ekran resmi alacak olanlar bu şekilde alıp şu, bu rengi mutlaka deneyin derim hanımlar. İnternetten sipariş e, veren arkadaşlarımız özellikle e, oradaki görünen renkle aldığınız renk birbirini tutmuyor olabiliyor. İnternetten sipariş verecek olan arkadaşlar kesinlikle ip numarasını ve renk kodlarını bilmeleri lazım. O yüzden bu sizlere çok kolaylık olacağı için hemen hemen bütün videolarımda renk kodlarını veriyorum hanımlar. Bu rengimiz de bu şekilde bugün. Şeritler şöyle top halinde satılıyor. Bu bayağı böyle geniş bir şeritti. Ben bunu kestim hanımlar ortadan. Bir arkadaşımızla şerit halinde alıp paylaştık. Şöyle göstereyim. Burada 4 metreden fazla var. Tek sıra yapmak istiyorsak. Mesela tek sıra halinde yapmak istiyorsak. Bakın şöyle tek sıra inci şey tek sıra kesiyoruz. Bakın şöyle tek sıralı haliyle de kanalımda anlatımlı videosu var zaten. bu şekilde de bu şekilde kesiyorum. Ama bu modele bu şekilde kesmem gerekiyor hanımlar. Şöyle bakalım. Yapacak olduğum modeli bu şekilde kesmem gerekiyor. Hemen o kesimi sizlere göstereyim. Ben biraz kestim hazırladım ama sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi o ben şimdiki yapacak olduğu modeli kesmek için iki taş kesmemiz gerekiyor. Yani aynı e, tek sıra değil de iki sırayı. Şöyle bakın iki sırayı kestiniz diyelim. Bakın bu şekilde iki sıra halinde kesiyorum. Şimdi burada iki bakın şöyle buradan iki tane kalacak şekilde kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Bütün kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Kesme işlemi de uzun sürmüyor. Çok kolay. Şöyle hemen şeridi ayırdıktan sonra çok kolay bir şekilde kesiliyor. Örmesi de çok kolay. İnanın bir günde örüp takabilirsiniz yani. Şöyle gösterelim. Bu şeritleri ben nereden alıyorum hanımlar? Ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul Eminönü'nden alıyorum. Ama trend yolda var gördüm. E, satan internet siteleri de var hanımlar. Ben toptancısından aldığım için daha uygun aldım. Ama bunu e, satan arkadaşlarımız e, Instagram'da sayfası olanlar vesaire işte sitelerde daha farklı fiyatı e, ben alalı bir ay falan oldu. 9,5 metresini 60 TL'ye aldım. Ama çoğu yerde 80 TL'ydi. Bu şekilde bu fiyatta bir yerde bulabildim. Bir yerden aldım ve arkadaşımla da paylaştım. Bu 9,5 metreden zaten bir kişiye çok fazla hanımlar. Böyle iki kişi birleşip onu alabilirsiniz bizim gibi. Ben onu arkadaşlar 4 metre 4 metre paylaştık. Yani 4 metreden birazcık fazla kesmeniz gerekiyor. Çünkü köşede dönme kısmı olduğu için. Ben bu şekilde aldık bu şeritleri. Yani her yerde aslında kolay, kolayca bulunabilen bir şey. Tuhafiyelerde de vardır ama hanımlar Tek sıra halinde metreyle satılıyor o da sizlere çok pahalı gelir. Yani dışarı sipariş yapacak olanlar için pahalı gelir. Hemen şöyle hızlıca mı göstereyim hanımlar. Tığ battım da kimisi tığ battı diyor, kimisi zürafa diyor. Artık hangisidirseniz diyelim. Üst zincirle zürafamızı bu şekilde yaptık. Hemen modelimi göstermek istiyorum. Modelim de bu şekilde hanımlar. Şöyle gösterelim. Gerçekten çok kolay bir model, çok da şık olduğunu düşünmüş olduğum bir model. Umarım beğenirsiniz. Nasıl yaptığımı sizlere bu modelin anlatımını yapacağım inşallah. Hemen başlayalım. Modelime başlarken hanımlar örmüş olduğum yerden devam edeceğim. Çünkü başlangıç noktası karışık değil, anlayabileceğiniz tarzda. Şöyle burada bakın iki tane milüstüsüz ilmek oluşturmuşum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. İki tane mil üstü aldım. Aynı batmış olduğumuz ravan içinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Tamamladıktan sonra burada üç tane ilmek yaptım hanımlar. Şimdi kesmiş oldum. şöyle taşlardan alıyorum. Bakın. Bu şekilde kesmiş olduğum taşı elime aldım. Şuradaki aradan hanımlar üçgen şeklinde olacak. Bakın şu aradan giriş yaptım şöyle 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim geldim şu aralarında ip var zaten ipten giriş yaptım şöyle bakın etrafında zincir olmuş oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim diğer yanından giriş yaptım şöyle hanımlar çok kolay bir model 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve diğer aradan da giriş yaptım şöyle bakın etrafını dolanmış oldum bir tane taş şöyle boşta kalmış oldu iki tane milüstü aldım bir iki zürafa atladım üçüncü zürafadan giriş yapıyorum Önce bir bu şekilde kapattım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki. ilmeği çok fazla uzatmıyoruz hanımlar. İki tane minüst aldım. Aynı zürafanın içinden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki. İkinci ilmeğimi de bu şekilde tamamlamış oldum. İki tane minüst alıyorum. Aynı zürafanın içinden giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde. Bu şekilde. Burasını da tamamladım. Bir zincir çekmeden direkt kesmiş olduğum şeritten bu şekilde elimi aldım. Şuradaki ipin arasından giriş yapıyorum. İp var zaten arasında. Bakın buradan bağlantıyı yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Aradaki ipten giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şu diğer aradan giriş yaptım. Eliniz sıkıysa bu zincir sayısıyla oynayabilirsiniz hanımlar. Çünkü eliniz daha sıkıdır. 7 zincir çekebilirsiniz. Benim elim çok sık olmadığı için 6 tane zincir ideal oldu. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve diğer boşluktan da giriş yaptık ve böylelikle her tarafını dolanmış oldum. 2 tane milüstü aldım. 1 2 3. zürafadan giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım bu şekilde. 2 tane milüstü aldım. Yine aynı zürafanın içinden giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tamamlamış oldum. 2 tane mülist aldım. Aynı yerden giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ilmeği tamamladım. Bakın hanımlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ters tarafına da bakalım modelimizin. Ters tarafımızda bakın bu şekilde. Ağır olmuyor hanımlar. Çünkü bu taş sıralı taşlar hiç ağır değil. İnanın boncuk oyası kadar bile ağır değil yani. Hiç ağır olmuyor. Sıfır ağırlık böyle. Yazmanı önden böyle bağlayan döküm bağlayanlar için de çok güzel bir model hanımlar. Mutlaka deneyin derim. Şeritleri kolay bulabilirsiniz. Büyük tuhafiyeler de vardır. Zaten ben size gösterdiğim şekilde ekran resmi alıp tuhafiye sorduğunuzda onlar mutlaka size verecektir. 1, 2, 3, 4, ve 6 tane zincir çektim. Bakın şöyle aradan giriş yaptım. 6 zincir çekiyorum diğer aradan giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim diğer aradan giriş yaptım böylelikle tamam olmuş oldu 2 zürafa al 2 ilmi üstü aldım 2 zürafa atlıyorum 3. zürafadan giriş yapıyorum burada 3 tane daha ilmek yapalım ve videomuz yeterli olacağını düşünüyorum hanımlar bakın şimdiki bu zincirler zaten böyle öne düşüyor gibi oluyor ama ütülediğinizde düzel düzeliyor. Ben şu göstermiş olduğum kısmı ütüledim hafiften. Şöyle bakın arkası da bu şekilde. Tersinden ütüledim. Yüzünden de ütüleseniz hiçbir sorun olmuyor ama yine de biraz kullanın hanımlar. işinizi garantiye alın. Bir sıkıntı olmuyor ama ütüde bundan eminim yani. Bugünkü modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz çok güzel bir model çok da kolay bir model Elinizde zaten böyle Bolca da bir taş varsa yeterli gelir yani çok iki sıra gider iki sıra 4 metre şerit yeter yani iki sıralı 4 metre şeritten boya çıkar Hanımlar Ve modelin bu şekilde yakın çekim Instagram hesabımda olacaktır oradan bakabilirsiniz beğeni yaparak da destek olursanız çok çok mutlu olurum yapacak olduğunuz beğeni ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.